Eğitim haftasından hayırlı günler sevgili seyirciler. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Kıymetli bir eğitimci stüdyomuzu ağırlıyoruz. Eğitimci yazar Sayın Metin Uçar Beyefendi bizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi efendim eğitim tüm toplumların öncelikli e, ana başlığı olmalı. Ve tüm toplumların, tüm ülkelerin siyasetinin ilk önemli gündem maddesi olmalı. Eğitim hakikaten önemli. Bugün konuştuğumuz konuların başlıklarına baktığımız zaman işte savaş diyoruz, ekonomik kriz diyoruz, cinayetler, infialler vesaire, dedikodular. İşte eğitim bu için, bunun için önemli. Evet. Bilinçli nesiller yetiştirmek bunun için önemli ve tüm dünyada e, ülkelerin eğitimi öncelikli gündem maddesi olarak ele alıp değerlendirmesinde fayda var. Şahsen şu fikri savunurum. 2 artı 2 eşittir 4. Evet bu doğrudur. Bunu insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize öğreteceğiz. Öğretmek zorundayız. Hatta bunu farklı şekillerde de öğretebiliriz. Alıştığımız klasik metotların dışında uzak doğu diye tabir ettiğimiz Asya ülkelerinde farklı metotlarla çarpma, bölme gibi işlemlerin çocuklara öğretildiğini görüyoruz. Doğrudur. Ama bunun yanı sıra bir de insanlarımız, gelecek neslimiz, çocuklarımızın kişiliklerinin sağlam olması için ...çok daha farklı eğitim programlarına da başvurmalıyız diye düşünüyorum. Efendim bugünkü konu başlığımız kişisel gelişim, küresel dönüşüm süreçlerinde eğitimin rolü. Son derece önemli bir evet. başlıktır. Öncelikle şunu sormak isterim. Öğretim mi, eğitim mi? Evet. <laughs> Dilerseniz e, o sorunuzdan önce ben... Ana başlıktaki e, konuyla ilgili bir giriş yapmak isterim. Buyurun, lütfen. Şöyle bir hikaye anlatılır. <laughs> Kişisel gelişim, küresel dönüşümle alakalı. Bir pazar günü bir vatandaş rahatlamak için evet. kahvesini almış, gazetesini açmış. Tam böyle bir rehavet halinde. O pazar gününün e, yorgunluğunu, daha doğrusu haftanın yorgunluğunu atmak için köşesine çekilmişken evin küçük çocuğu gelir der ki, baba beni parka götürecektin. E, hakikaten parka götürecektir. Ama o rahat halini bozmak da istemez. Ee, çocuğu da kırmamak adına biraz daha zaman kazanmak için der ki, gazetenin promosyon olarak vermiş olduğu dünya haritasını gösterip, 5-10 parça ayırmış. <laughs> Evladım dersem bu dünya haritasını düzelt, gel. Ondan sonra gidelim. Tabii kafası şunu düşünüyor, bu çocuk bunu bir saate kadar anca yapar. Nihayet yani de dünyayı bilmiyor. Ben de bu arada kahvemi içerim işte gazetemi okurum, biraz rahatlarım sonra gideriz. Fakat beklediği gibi olmaz. Beş dakika sonra çocuk gelir. Der ki baba yaptım. Baba şaşır. Der ki oğlum sen dünyayı tanımıyorsun ki nasıl yaptın? Haklısın babalar. Ben dünyayı tanımıyorum ama o dünya haritasının tam arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı tanıyorum. İnsanı düzeltince baktım ki dünya kendiliğinden düzelmiş. Ya, çok güzel. Şimdi <laughs> güzel hakikaten insan kainatta en önemli rol alan varlıklardan birisi. Dolayısıyla insanın tavrı, davranış, hareketleri, bütün her şeyi ne kadar düzenli olursa küresel anlamda, dünya anlamında, toplum anlamında, efendim siyaset, ekonomi gibi meselelerde her şeyin belli bir düzen içerisinde hareket edeceği vakadır. Dolayısıyla girişte sizin de arz ettiğiniz gibi eğitimin muhatap olduğu aslında dört temel konu var. Birisi toplumsal meseleler. Evet. Birisi ekonomi, diğeri siyaset, bir diğeri de insanın kendisine bakan kişisel meseleleri. Dolayısıyla burada eğitim mi, öğretim mi? Yani öğretmek kısmı <laughs> insana bir şeyde bir şekilde bilgilendirirsiniz. Evet. Bugün mesela bizim yaptığımız burada bilgilendirme yapıyoruz. Bir kısım fikirlerimizi, düşüncelerimizi, kendi birikimlerimizi ortaya koyuyoruz. Muhatap olanlar bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Dolayısıyla bugün bunun araçları o kadar çoğalmış ki, dijitalleşmeyle evet. beraber, farklı araçlarla beraber insanlar artık e, her şeye her an ulaşabiliyorlar. Eskiden iyi yemek yapan e, kadınlar annelerimiz vardı. E, onların tariflerini bilmek Tabii. öğrenmek için yani insanlar kendi gelinini kızını onun evine mutlaka gönderirler, gözlemlesin görsün gibi hani onu kapsın alsın, Hı. onu öğrenmek için bir Gayret sarf ederlerdi veya onun yazılı çizili bir şey varsa onu elde etmek çok büyük bir mesela lükstü onlar için. Ama şimdi artık e, herhangi bir dijital platforma giriyorsunuz, evet. karşınıza açıyorsunuz ekranı, bir tarafta yemek yapıyorsunuz, bir tarafta diğer işlerinizi uğraşıyorsunuz. Falan. Dolayısıyla <laughs> öğretim kısmı kolay bir kısım. Belki de bu kolaylığından dolayı ağırlıklı olarak e, özellikle biz e, çocuklarımıza, öğrencilerimize öğretim kısmını yoğunlukla yapıyoruz. Ama eğitim dediğimiz kısım zor bir kısım. Evet. Aslında e, şöyle bir kolaylığı var. E, uzak doğu sporlarında bazılarında şöyle bir yöntem var. Karşınızdakinin gücünü ona karşı kullanıyorsunuz. Siz güç sarf etmiyorsunuz. Hı hı. Onun yaptığı her hamleyi ona çeviriyorsunuz. Dolayısıyla rahat bir şekilde onu yenebiliyorsunuz. E, eğitim kısmında da eğer biz muhatabımızı, öğrencimizi, çocuğumuzu o sürecin içerisine dahil edersek, evet. bir, onun için hem eğlenceli hale gelen bir süreç ortaya çıkıyor, hem de eğitim dediğimiz kısım karşılanmış oluyor. Yani bugün ben sana yemek yapmasını öğreteyim, gel sen burada otur. Hı. Sadece bak veya ben sana sadece teorik olarak anlatayım demektense, gel beraber bu işi yapalım demek işi çok rahat bir şekilde çözüyor. Hem sizin yükünüzü kaldırmış, e, oradaki sizi rahatlatmış olan bir süreç ortaya çıkacak. Hem de o için içerisinde olmaktan kaynaklanan lezzeti ve zevki bir taraftan taşımış olacak. Şimdi <laughs> bu hani e, toplumsal yöne bakan kısımdan dedik. İşte siyasete, ekonomiye bakan veya kişisel meselelere bakan mesele, konular. Eğitimdeki kısım Nedir? Siz e, muhatabınıza e, müspet manada istendik davranışlar kazandırabiliyorsanız, hı hı. sonuçlar elde edebiliyorsanız bunun adı eğitimdir diyorlar. Şimdi bunu biz <laughs> toplumsal olarak baktığımızda toplumun içerisine yer eden o ferdin tırnak içinde iyi bir insan hı hı. olacak. şimdi Bu iyi bir insan tanımı devreye girecek. ...bunun nasıl işletileceği meselesi devreye girecek... ...efendime söyleyeyim... ...ve o süreçler işletilerek belli bir noktaya gelecek... ...bunun için de... E, ...bir yer kavramı ortaya çıkıyor... ...hadi önce aile diyelim... ...sonra okul dönemi süreç başlıyor... ...bu oku denen sürecin... ...yansımaların olduğu alanlar var... ...mesela toplum, mahalle deniz, apartman deniz kısımlar... ...sonra siz bugün... ...meslek eğitimi verdiğiniz bir öğrencimiz varsa... ...mesela... <laughs> Bugün bazı örnekleri yapılıyor ee, ülkemizde, dünyada başka örnekleri var belki. Özellikle tarihimize çok ciddi örnekleri olan bir konu. Ee, sanayinin içerisinde e, siz okul açıyorsunuz ve çocuklar eğitimlerini o e, pratiklerle beraber geliştirerek ortaya bir şey koymaya çalışacaklar. Fakat burada henüz bu noktalar yakalanabilmiş değil. Artı burada e, bir şey daha ortaya çıkıyor. Sadece mesleki anlamda eğitimi vermek değil, o meslek süreçleri içerisinde topluma yönelik davranış hal hareketlerden tutun. Kişisel anlamdaki gelişimini ortaya koyacak yaklaşımların da bir bütün halde verilebilmesi lazım ki ortaya bütüncül bir eğitim veya sonuç çıkabilsin. Bunu yapabilmek için de bu kez siz sadece işte öğretmen ve öğrenci değil, Diğer bütün malzemeyi, argümanlarda kullanabilecek bir noktayı test etmeniz lazım ki bu eğitim süreci gerçekleşebilsin. Dolayısıyla bu eğitim süreci e, evet. birkaç aşaması olan e, ve zor gibi gözüken bir tarafı var. Bugün en zorlandığımız kısımlardan bir tanesi belki de burası. Kesinlikle. Şimdi kıymetli hocam, verdiğiniz örnek işte şu dünya atlası, harita ve evet. insan örneği çarpıcı. Ve yine az önce sözleriniz içerisinde geçen bir ifade, yer kavramı okul, ev, mahalle, sokak. Bir insanın, bir gencin, bir çocuğun en çok vaktini geçirdiği yer eve. Evet. Biz kısıtlı bir süre içerisinde 3 saat işte 4 saatlik bir süreç içerisinde okulda her şeyi alsın istiyoruz çocuğumuz ve yarış atına çeviriyoruz. Ama anne ve baba olarak bizim üstümüze düşen ağırlıklı yükün ağırlığının farkında değiliz. Peki biz 3-4 saate konsantre bir şekilde her şeyi düşünmeye çalışırken. E malumunuz ister özel olsun ister devlet okulu olsun. Sınıflardaki mevcut, mevcudiyet hesabı alanında aslında her çocuk okula gittiğinde bir ders boyunca 1-2 dakikalık ortalama süre düşüyor kişisel olarak. Evet. Peki biz anne baba olarak ne yapmalıyız? Biz anne baba olarak evimizi bir okula çevirmeliyiz. Kütüphanesiyle vesairesiyle. Ama evimizi kütüp e, okula çevirirken de sadece ders çalış mantığıyla değil çocuğun oyun oynamasına da imkan sağlamamız lazım ve oyun oynarken öğrenmesine vesile olacak bir düzeni evimizde inşa etmemiz gerekir. Yine verdiğiniz yemek örneği. Bir başkasını dahil etmek ve onun da kişisel yeteneklerini geliştirebilmesi, bir şeyleri başarabilmesi ve bu mutluluğu yaşayabilmesine vesile olmamız lazım. Anne baba olarak üzerimize düşen sadece anne baba olarak da kısıtlamayalım. Halası, teyzesi, anneannesi, babaannesi, dedesi bir bütün olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitimi bu şekilde evet. vermeliyiz diye düşünüyorum. Peki efendim e, gerçi yine konuşmanızda bazı noktalarda değindiniz. Eğitim ne için? Yani ne için eğitim? Kültürel eğitim mi, dini eğitim mi, milli eğitim mi ya da küresel eğitim mi? Bunları nasıl açabiliriz? Aslında hepsi, yani insanın muhatap olduğu bütün alanlarla ilgili öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü insan cahil. Evet. Yani evet. niye cahil? Ee, doğduğu andan itibaren insan dünyayı hiçbir şey bilmeyerek geliyor. Hı hı. Bütün hayatı öğrenmeyle geçiyor. Ee, burada ilk muhatap olduğu aile belki orada görerek yaşayarak el etkili olduğu dönem işte 4 yaşa 5 yaşa kadar olan ki kısım e, bunu yaşamış oluyor. <laughs> Dolayısıyla burada siz e, milletleri millet yapan e, meseleler geçmişten geleceğe aktarılan kültür, din, Kesinlikle. Bunlar olmadan bir millet olma ihtimali yok. yok Ve sürdürülebilir bir tablo ortaya koyma ihtimali yok. Dolayısıyla çocuk eğitim almış olduğu ortamlarda kendi kültürüne ait meseleleri bilmek mecburiyetinde. Tabii ki Yani anne baba belki en önemli özelliği kendi büyüklerinden almış olduğu kültürel meseleleri kendi çocuklarına aktarabiliyor ise güzel bir iş yapmış olacaktır. Bununla beraber tabii ahlak dediğimiz kısım var. Ahlak eğitimi. Hani biz bugün çocuğun hayatın içerisinde girdiğinde işte yemek yeme eğitimi bu bir gündem oluyor. İşte bir kısım davranışlarla alakalı eğitimler gündeme gelebiliyor. Evet. Ama ahlak dediğimiz kısım tam olarak bir eğitim süreci içerisinde değerlendirilemeyebiliyor. biliyor. Bu bir eğitim gibi değil de tamamen annenin babanın kendi nasıl yaşıyorsa çocuğa aktarmış olduğu bir süreç ortaya koyuyor. Halbuki Çocuk nasıl olmasını istiyorsak biz, bir yaklaşımımız olsa, bilgimiz olsa, davranışımız da ona göre ortaya çıkacak. Çocuk da onu modelleyecektir. Bu olmadan da bugün siz çocuğa hangi eğitimi verirseniz verin. Mesela küresel anlamda bu çocuk eğitim alacak. Ne demek küresel eğitim? Mesela dil bilecek etkileşim için. Dili öğrensin hı. hı veya uluslararası işte bazı mesleklerin şeyde uluslararası hukuk var, ekonomi var veya farklı konular var. Bunlarla alakalı meseleleri öğrenecektir. Ama bu süreçlerin içerisinde usulle beraber ahlaki olan kısmı veya bu açılımda kendi kültürel olan kısmını, dini olan kısmını alamazsa bunlar bir probleme dönüşebiliyor. Evet. Ve o almış olduğu eğitimle beraber aslında çocuk bambaşka bir kabın içerisine giriyor. Siz bir çerçeve çiziyorsunuz. Adı dil eğitimi ama hı hı. o dil eğitimin içerisinde kitaplara koyduğunuz her şey çocuğun dünyasına girecektir. Görüntüsünden, fikrinden Tabii. bilmem neyine varıncaya kadar. Dolayısıyla çocuk bir dil öğrenecek ama bu arada bir kültür öğrenecek. Hı hı. Eğer kendi kültürü oturmamışsa bu çocuk o kültürle beraber yaşamaya başlayacak. Dolayısıyla insanlar bir kısım şeyleri bilir, öğrenir, inanır, içselleştirir hı hı. ise ona göre yaşar. Değilse diğerlerine göre yaşamaya başlayacaktır. Bu da bir problem olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla biz burada eğitim dediğimizde din eğitim olmazsa olmaz, kültürel eğitim olmazsa olmaz, pratik anlamda hayata dönük meseleler. Mesela bu eğitim de bizde zayıf. Hayat eğitimi yok. Hı hı. Matematik öğretiyoruz. Evet. Türkçe öğretiyoruz. işte İşte şunu öyle bunu din de öğretiyoruz. Başka meseleleri de öğretiyoruz diyelim ki. Ama hayata ait bir kısım meseleleri çocuğa eğitim olarak vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Ya zaten hayatın içerisinde yaşayarak bunları öğreniyor ama bazı meselelerin farkındalığı çocuk için çok uzun ileriki yaşlara kadar taşınabiliyor. Evet. O farkındalık oluşmayabiliyor. Aynen. Bunun belki temel problemlerinden bir tanesi ya ailede oturmuyor bu mesele. Hı, hı. Yani biz bu çocuğa hayat eğitimi olarak ne vermemiz lazım? Şunların, şunların, şunların şu yaşa kadar halledilmesi gerekiyor kısmı net olarak kafada bilgi olarak olsa ve bu süreçleri biz işleteceğiz noktasına gelmiş olsa böyle gider. Ama bizde annelik babalık eğitimi var mı? Bu da yok. yok. Çünkü eğitim dediğimiz kısım aslında bir bütündür. Ne anlamda? Mesela anne baba çocuğunu eğitmeye odaklı. Peki Şimdi e, siz e, bekar iki kişiydiniz, evlendiniz ve Cenab-ı Hak size bir çocuk nasip etti. O güne kadar hayatınızda çocuk yoktu, evlilik yoktu. Dolayısıyla evliliğin cahiliydiniz. Evet. Çocuk sahibi olmanın da cahilisiniz. Çocuk yetiştirmenin hepten cahilisiniz. Hı hı. Peki siz evliliği öğrenmezseniz, çocuk sahibi olmakla alakalı bilgiye sahip olmazsanız, çocuğun nasıl eğitilmesi gerektiği konuyla alakalı eğitime sahip olmazsanız, bu çocuğu nasıl eğiteceksiniz? Evet. Dolayısıyla bu e, hayatımıza her yeni giren şey e, sadece karşıdakine bunu vermek değil, ona verebilmek için kendimizi de tamamlamak demek aslında. Hı hı. Dolayısıyla burada ne ortaya çıkıyor? Eğitim bir bütün. Yani hep beraber öğreneceğiz, yaşayacağız ve, ve o süreci beraber yürüteceğiz. Yani evet. ben aldım size vereceğim değil. Bu öğretmen için de geçerli. Öğretmen matematik bilebilir, öğretmen coğrafya bilebilir. Ama bunu sadece çocuğa mekanik olarak vermek değil bunun adı. Tabii. Bunu böyle görürsen bunun adı öğretim olur. Evet, Esneklik. Ama bizim hayatımıza doğru, sen öğrenciyle sürekli karşılaşıyor olabilirsin. Ama her yeni gelen öğrenci senin için başka bir dünyadır. Onu keşfetme sürecidir aslında öğretmenin, o öğrenciyle olan muhataplığı. Siz o karşıdaki 20 tane öğrenciniz, 40 tane öğrenciniz var. Bunlara coğrafya öğretmek demek... Aslında o çocukların coğrafyasını keşfetmek, onları tanımak, onları bilmek, hı hı. onların dünyasına sende olanı yerleştirmek, onlarda olanı da sen kendi almak demek. Eğer bu etkileşim ortaya çıkmazsa ortaya tamamen mekanik. O zaman açalım biz bir dijital platformu çocuk karşısında otursun robot onu anlatsın. Ne evet. farkı var? Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla bu süreçler eğer beraber yaşanmazsa öğretmen olsun, anne olsun veya toplum, aynı apartmanda oturduğumuz insanlar. Hı, hı. Apartmanda oturmak, komşu sahibi olmak da bir eğitime dönük tarafı var. Tabii. Nasıl davranacağından tutun, nasıl hareket edeceğinize. Bugün mesela diyelim ki benim komşumun kedisi var. Kedileri seviyor ama benim çocuğum kediden korkuyor. Biz bunu yönetemezsek burada problem çıkar. Evet. Burada sıkıntılar çıkar. Dolayısıyla karşılıklı bu süreci anlamak, birbirimizi tanımak, o hareketlere karşı nasıl davranacağımızı bilmekle o süreç yönetilebilir. Bu da bir eğitimdir. Bu da bir tanıma sürecidir. Aynı zamanda e, tabii ki kavramlara da dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Şu anne baba olarak biz konuşuyoruz, ediyoruz. Çocuğumuza korkmak kelimesini mi kullanmak lazım yoksa temkinli olmak kelimesiyle yol gösterici olmak mı lazım? Bana göre arada çok ciddi bir uçurum var. Korkmak korkmak e çocuğa korkuyu empoze ettin. Temkinli davranmak bambaşka bir şey. Çocuğu buna ettiğinde farklı bir sonuç alırsın. Şimdi kıymetli hocam, e, tabii ki siz konuşurken ben de aklıma gelen şeyleri not alıyorum. E, biz ne yapıyoruz? E, nasıl bir eğitim verebiliyoruz? Bilinçli bir eğitim verebiliyor muyuz? Bilinçli eğitim derken okullarımızdaki eğitim seviyesinden bahsetmiyorum. Az önce siz de değindiniz. Anne baba vurgusu yaptınız. Biz anne babanın eğitimini göz ardı mı ediyoruz? Burada hata mı ediyoruz? karşılaşımız hadiseler var. Evladım 2 artı 2 kaç eder? 3 eder. Yanlış. Otur. Değil. Bunu yapıyoruz. Biz ezberciliğe doğru gidiyoruz. Kıymetli hocam bir evladımız bir çocuğumuz 2 artı 2 eşittir 3 de dediği zaman hayır yanlış dersek biz zaten hatalar silsilsini başlatmış ya da devam ettirmiş oluyoruz. Kendi <laughs> görüşümdür bu. Hayır evladım ezberci sistemden uzaklaşıp seni keşfedici bir eğitime yönlendirmem lazım. Peki nasıl yapacağım? Çok basit bir yöntemi var. Evladım 2 artı 2 eşittir 4. Bunu ezberlemezsen sınıfa geçemezsin. Hayır evladım. Bak yüce yaradan uzuvlar yaratmış, el yaratmış. Bu elinle 2, bu elinle 2 yap. Şimdi say. Ellerini keşfettiremiyoruz daha çocuklara. Ezberci sisteme odaklanmışız. Onun içinden çıkamıyoruz. Biz anne babalar da olarak <laughs> Nasıl ezberci eğitim sisteminden uzaklaşıp çocuklarımızı keşfedici, heyecanlandırıcı, merak edici eğitime yönlendirebiliriz? Neler yapmamız lazım? Evet. Bunun için zannederim herkesin bir kere kendini keşfetmesi lazım. Tabii. Çok hani önemli. Burada herkes her şeyi biliyor olması en büyük problem. Herkes... Aslında hiçbir şey bilmediğini bir belki fark etmesi gerekiyor. Evet. O yeniden bir e, farkındalığın ortaya çıkması ve bunu yaparken de <laughs> hayat hakikaten yaşayarak ortaya koymak. Yani Hı. vereceğimiz bütün dersleri, bütün çalışmaları. Bugün mesela eskiden e, diyelim ki anne baba çiftçi Evet köyde, e, çocuk da köyde doğmuş. Dolayısıyla hayatın içerisine doğuyor. Yani Anne babayla sürekli beraber tarlaya da o da gitmek zorunda. Evet. Hayvanın yanına gitse o da gitmek zorunda. Ve onların bütün yapmış olduğu süreçleri bir süre sonra o da katılaraktan devam ettiriyor. Şimdi böyle yetişen bir çocuk hayatın her şeyiyle yani köydeki e, otu tanır, ağacı tanır, hayvanı tanır. Biz bugün şehre geldiğimizde e, baba işte herhangi bir meslek icra ediyor. Çocuk onun mesleğini görme şansı hiç yok. Evet. Yani sadece babası akşam gelirse belki görüyor. Sabah erken çıkıyorsa ya çocuk erken çıkıyor maalesef İstanbul şartlarında. Ya baba erken çıkıyor göremiyorlar. Dolayısıyla yani babanın yaşantısıyla çocuğun karşılaştığı bir alan neredeyse yok gibi. Hı hı. E, evde karşılaştıklarında da çocuğun ayrı yorgunlukları, babanın ayrı yorgunlukları vesairesi. Dolayısıyla etkileşimi de tam ortaya çıkmayabiliyor. Ve şehirde yetişen bir çocuk hayvan dediğimizde, Belki iki kanat, iki ayaklı, dört ayaklı, işte kanatlı vesaire hayvan sınıflarını sayabilir. Ama hı hı. bugün mesela bizim dilimize değil mi? Arapçada devenin yüz tane ismi var. Bunu bunu sayamaz bir çocuk. Evet. Veya koyun dediğimizde işte kuzusunu, toklusunu, şunu bunu bunları sayamaz çocuk. Veya ağaç dediğimizde bütün ağaçlar ağaçtır çocuk. Şimdi bunun isimleri yoktur gibi. Veya... Hangisi zararlı faydası nereden gitsem ne kolaydır gibi süreçlerde yaşaması çocuk için hakikaten zor bir mesele. Dolayısıyla burada burada biz eğer evimizde bu konuyu çözemiyorsak eğitim dediğimiz şey ortam. Bizim de şu an eğitim dediğimiz ortamın en net gerçekleştiği yerler okullar. Şimdi burada bir problem şu, mecburiyetten belki biz Çocukları okula uydurmaya çalışıyoruz. Yani mesela diyelim ki bir standart okul sistemi var. Burada işte bir sınıfa kaç çocuk sığar, işte bu kaç katlı olmalı, yangın merdiveni gibi şeyler tasarımla işte tanımlanıyor. Bunlar uygulanıyor ve çocuk o kurallara uydurularaktan hareket edecek bir sistem ortaya çıkıyor. Burada da sadece o sistemde çocuğa bir şeyler anlatabilir modda hareket edebiliyorsunuz. Halbuki olması gereken ne? Okulu çocuğa uydurmak gerekiyor. Evet. Mesela çocuk dediğiniz o varlık hareketli bir varlık. Hı hı. Yani o çocuğa otur, kalkma, konuşma, bunu yapma. Bu 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 bir problem. Yani bu çocuğa olma, yaşama, efendime öğrenme demenin adı. Peki biz bunun yaşayabileceği ortamı oluşturmazsak, rahat hareket edebileceği ortamı oluşturmazsak veya çocukluk döneminde hatta ilkokul belki ortaokulda çocuk evet. oyun dönemi pek çok şeyi aslında oyun dediğimiz de işinse katıldığı dönem. Hı hı. Yani operatif yaşadığı dönem ve sosyalleştiği dönem. Sosyalleştiği dönem o süreçleri yani eğitim dediğimiz şeyleri veya bilgi olarak vereceğimiz konuları biz çocuğa bu oyun sistemi içerisinde veya o sosyalleşme süreci içerisinde verebilir duruma gelsek hı hı. o söylediğimiz konuyu bir parça çözebiliriz. Evet. Ve bir parça da şu olmalı mutlaka. Okulların ailelerin mutlaka gidip gelebildiği bir yaşam alanı. Mesela biz cumartesi pazarları geldiğinde e, hava kapalıysa, AVM'lere evet. açıksa... Çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Arkadaşlarım uyarıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Antalya'da katıldığı partisinin etkinliğinde konuşuyor. Kısaca bir canlı yayında izleyelim.